Merhaba arkadaşlar. HTML derslerimize hoş geldiniz. Şimdi daha önceki derslerimizde HTML ile ilgili temel etiketleri konuştuk. Bu dersimizde arkadaşlar HTML5 üzerine konuşacağız biraz. Kod yazmayacağız bu derste. Şimdi genel olarak arkadaşlar HTML5 HTML'in son sürümü şeklinde düşünebiliriz. Ama en önemli özelliği artık HTML5 kendi içerisinde bir web sayfası oluştururken bir standart olmuş durumda. Biz zaten kendi kodlarımızı da yazarken aslında HTML değil de HTML5 kodları yazdık. Mesela örneğin derslerimizde konuştuğumuz figure, caption gibi etiketler HTML'de yok arkadaşlar. Bunlar zaten HTML5'e ait olan etiketler. Zaten artık şu şekilde de düşünebiliriz yani. Biz herhangi bir web sayfasının iskeletini yaparken bunu HTML kodu olarak değil de HTML5 olarak düşüneceğiz. Şimdi dediğimiz gibi HTML5'te örnek olarak bahsettiğimiz üzere işte figure etiketlerinden bahsettim. Caption etiketlerinden bahsettim. Mesela örneğin yine derslerimizde konuştuğumuz mesela input type'larından e-mail olsun, date olsun arkadaşlar. Bunların hepsi HTML 5'e ait olan özellikler denilebiliriz. Onun haricinde mesela önceden biz HTML yazarken mesela bir sayfanın oluşturma şeklini HTML üzerine konuşurken genelde div etiketlerinden bahsederdik. Ama HTML5'te arkadaşlar sayfa oluşturmak için işte article, section, aside, header, footer gibi yeni etiketler kullanıyoruz. Bunun güzel bir görselini ben differencebetween.com diye sayfadan buldum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere HTML4 yani daha önceki HTML versiyonlarında klasik olarak biz bir div oluşturduk. Sonrasında bu divlere belli ID'ler ve isimler vererek bu şekilde sayfa düzenini oluştururken HTML5 yapısında dikkat ederseniz header diye kendi bir etiketimiz var. Article diye kendi bir etiketimiz var. Şurada neo diye kendi bir etiketimiz var. Footer diye kendi bir HTML5'e ait olan etiketler var arkadaşlar. Bunun haricinde en önemli değişikliklerden bir tanesi yeni HTML5 ile gelen ses ve görüntü medyalarının, ses ve görüntü özelliklerinin çok daha fazla desteklenmesi. Bunu en temel olarak şunu örnek verebiliriz. Bundan 4-5 sene önce yapılan web sayfalarında animasyonlar için kullanılan en önemli program Flash'tı arkadaşlar. Ve Flash'ın içerisinde gömülü olan ActionScript dil gerçekten çok güçlü bir dildi. Ama yeni standart olan HTML5 sayesinde dikkat ederseniz artık web sayfalarında çoğunlukla Flash kullanılmamaya başlandı. Çünkü yeni web tarayıcılarıyla beraber bunlar giderek browser'a HTML5 sayesinde gömülü olarak yerleştirilebiliyor arkadaşlar. Mesela bunun haricinde web soketleri destekleniyor. Yeni API'ler destekleniyor HTML5'te. Bunları yavaş yavaş zaten ilerleyen derslerimizde konuşacağız. Mesela web soket derken şeyi kastediyorum. Yani internet tarayıcısıyla server arasındaki bilgi alışverişini sağlıyor diyebiliriz yani. Bunun haricinde arkadaşlar HTML5 ile gelen en önemli değişikliklerden bir tanesi HTML5 JavaScript'in internet tarayıcısı içerisinde çalışmasına izin veriyor arkadaşlar. Bu da biraz önce bahsettiğimiz bu görsel desteğinin çeşitli animasyonlar uygulanmasının ne sebep oluyor. Daha ileri olarak düşündüğümüz zaman HTML5'te bize HTML5, CSS3 ve JavaScript yardımıyla mobil uygulamalar da yapabiliriz. iPhone ve Android'de çalışan.
Yani genel olarak HTML 5'i HTML'in yeni standardı ve yeni teknolojileri uygun hale getirilmiş HTML olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde zaten HTML 5 ile ilgili daha fazla örnekler yapmaya başlayacağız.